anlat. Şeyi anlat. Neyi anlat? Spor maceranı anlat. Ay. Deynama en çok ters olan şey. Neye? Deynama. Herkese merhabalar. Sağlıklı bir şekilde güzel bir güne uyandık. Bir gün daha çok şükür halimize. Şimdi yeter yengeme biber fidelerini tüplemek için yardıma gideceğim. Birlikte hem sohbet edeceğiz hem de tohum tüpleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Bugün de nasıl geçecek? Aman Efe! Oy götünü yerim dur. Şu dursun da ben seni bir seveyim. Gel nasıl geliyor ya? Ha? Gel gel Efe! Efe! Ya! Ne olmadığımı? Bende süt yok muymuş? Onun için mi geri döndün? Gel süt vereceğim gel. Gel! Gel Efe gel! Gel! Gel lan! Me, bu sürekli me deyip duruyor. Ana bu da nasıl yatmış oraya bakar mısın? Şimdi yanına gitsem kaçar belki. Uy. Kahve içmiyor mu hala zaten? Kahve. Daha içmedim ama bilmiyorum. Deneyebilirim. Deneyelim. Ne yaptınız dün? Gübre yeledik. Gübre yelediniz. Tüpü onu yaptım. He. Böyle 6 ayda bitmez. Nasıl olacak? Hızlı eledim olması. Ya. He. Ha, eleme, eledim. Eleyince daha mı çabuk? Bak daha o elentisi oraya döktüm. Ha, evet kabası. İyi 6 ayda bitmesin de öyle. Doğru. Dün bunu eledin sırf. Abo. Bir de şu var. Serhat annem bunu eledir bana demiş. Çok teşekkür ederim. Tüpledim. Olmuyor ya. Hadi ondan bak. Sonra eledim. Ya hepsi acı biber mi onların? Hı. Niye? Tatlı da olsaydı keşke. Tatlı yerdik. Var canım tatlı hep acı mı olur? Hep acı mı diyorum? Hı diyorsun. Bu ay fini biber. Tatlı biber de ektim ya patlıcan ektim. Nerede hani? O komşunun serasında bizim seram vardı. Laylon yengecektik ya da. Ha oraya koydun. Hı. Tamam. İyi tatlı biberimiz var yani yenecek. Var var. Bunları ne yapacağız? Pul biber mi? Serat acı yemeyecek. Ben de yemiyorum. Bunları pul biber mi? Ne yapacağız? Yiyeceğiz mi? Melis. Melis yiyor mu? Melis yemez. Dayısı yemez. Kimse yemiyor. Bir sürü Serap acı yemez. Biber diktiniz. Mehmet, Yeter, Sultan. Üçünüze. Ha, üçümüze acı. Şu bir sarayı doldurur herhalde bu. Bir sürü var. Ama kendi yiyeceğimiz olsun yeter. Tamam. Sinir biberle uğraşmak pek çok zor oluyor. Abao. Aynen. O iyi. Çok acı oluyor ya. Evet. Eskiden bir de elimde diyor verdim ya ben. Ama. Burayı açacağım da. He. Ay ne biçim soğulcanlar içinde ya. Acayip. Benim de gerçi suladıktan sonra gelmiş. Toprak solucan kaynıyor. Vallahi. Ama iyi toprağa gübre yapıyor. Tabii böyle. Çok faydalı. Ha. Bak uyamıyorum işte. Bak devirecek. Ne istiyorsun lan el arabasından? Bir üç, iki erkek üç dişi oldu. Oh. Ona baksana kendi büyümeden boynuzu çıkıyor. Harbi gördüm anı. Şubat gel. Şubat mı? Şubat da doğdu. Ay nasıl zıplıyor? Bu Mart'ta doğdu. O Mart. Onlar Şubat. He. O Efe. Efe G. Evet, ekeceğimiz şeyler bunlar. Filizler. Fide. Fide denmez de buna ne denir? İşte Sultan teyze bunları tohumdan çimlendirdi. Çillendirmek değil, çimlendirmek öğrendim sizden. Niyeyse ağzım öyle takılmış. Hep çillendirmek diyorum. Böyle. Şimdi bunları tek tek tüpleyeceğiz. Bakalım nasıl tüpleneceğini bana gösterecekler. Benimkiler böyle oldu. Ben gerçi şimdiden tüpledim de. Bu arada serayı böyle naylonla kapladık. Zemini. Sebebini bilmiyorum. Birazdan öğreneceğim. Seda. Heh. Deminki kuleye getirsen annem bana ya. Getireyim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım değişik değişik işler.
Ha, eleyeceğiz. Şey gibi eskiden inşaatlarda neydi bir şey eliyor, kum mu bir şey eliyorlarmıştı. Aynı sistem. Sistem bu. Tünel gibi. Ben kahve pişireyim. Hadi sen kahve pişirin. Bir bak yapabiliyor musun? Nasıl olacak? Ölüttüm. Nasıl? Benim elime bak bir. Bir bakayım. Biliyorum zaten yapamadım. Tamam söyle nasıl? Bak. Kaldırdık mı? Tamam. Ha, alttan yukarı doğru. Su yukarı. Ölüttüm. Tamam bir daha deneyin. Dene. Dur. Sen onu bırak. Bence bu sefer yaptın. Ha? Yapamadın mı? Eleniyor ama işte. Neyse. Ay solucanlar. Çok geçme. Çocukları ne yapacağız solucanları? Onlar gider toprağa. Yeter yengem geldi sonunda. Evet birer kasa alıyoruz herkes kendine. Sonra sen bana bir göster. Ondan sonra. Cama kendi önünden çatlak cam. Cama kendi önünden başladı. Senin kasa nereye? Çekiyorum şu anda. Ne? Denk geliyor. Ne inerime denk geliyor? Hayatım küpü doldurdum da soluna mı koyayım sağına mı koyayım? Solun... Kasayı. Herhalde bilmiyorum ki soluma sen nerene koyuyorsan bana da tamam ben nereme koyarsam sana da koyayım. Ay bu çok fena oldu. O ne? Bunlar naylon işte. Naylonlar. Bunlar önceki yıldan kalma mı? Ben ne yaşadım naylon var. Vallahi de. Annem atmıyor ki. Yırtılmaz en güzeli. Ne atacaksın? Atmıyor. Atık çıkaracaksın boşuna hem maddi masraf hem etrafa pislik. Önce bunlar ucuzdu. Şimdi kilosu 20 TL olmuş. Vallahi mi? Bunlar böyle poşetler. Kalmaz oldu da ondan. Öyle mi? Şu viyoller var ya viyoller kullanıyor. Şu plastikler. Bak hayat. Evet. Şu aşağılar delik. Gel. Evet geldim. Ana. Çok az koyacaksın. Koyduk. Şu iliklerini dolduracaksın. Çok bastırmadan tabii. Çok değil ama biraz bak, bastıracağız. Şöyle göreyim. Evet. Şöyle de yumuşak olacak. Al sana tüp doldu. Bu kadar. Sonra? Sonra alıyorum. Onu kasaya diziyoruz. Şöyle. Kasaya birer diziyoruz. Fazla da bastırma. Tamam. Sonra kat mı çıkacağız? İkinci kat. Birinci katı birinci doldurabilirsek. İkinci kat, üçüncü kat da çıkıyor. Tamam. Üçüncü kat etmem anne. Etmen dedi. Ağır gelir. Ağır oluyor. Patron etmen. Patron dedi. Etmen dedi. Üçüncü katı. Şöyle de yapayım. Şurada şöyle yapayım. Önce gösterdiğim o yoğurt kovalarından şunları böyle çekip tek tek şunların içine ben ikişer ikişer yaptım. Fideleyeceğiz. Şimdi değil sonra. Bütün şu şeyleri doldurduktan sonra bunlar buralara aktarılacak. Ama bu aşırı aşırı güzel bir duygu. Ben şimdi şunları yapayım. Bana örnek olarak gösterdi Sultan teyze. Meraktan öldüm bunu nasıl yapacağız diye. Şimdi böyle yapıyormuşuz. Hadi. Yok. Evet bismillah. Başlıyorum. Ay çok alçakmış bu şey. Yüksek olursa benim abi. Bakayım. İki avuç katıyor mu? Evet. İki avuç katıyor. Şu ibiklerini doldur ilk önce. İki avuç kattın. Ondan sonra üstünü doldur. Kenarlarını böyle yap. Kenarlarını doldur. Bak. Sonra şöyle sıkı döpten al. Bak benim yaptığıma gördün. Biraz daha mı ister bu? Tabii. Tam ağzına bak. Kadar tabii, doldur. Tamam. Bak şu şekilde. İki avuç katıyor. İki avuç. Ondan sonra ibiklerine basıyor. Basıyor. Ki Allah. Doldurdum. Gördün mü yumuşacık oldu?
İki avuç katıyor, ibiklerine basıyor. Ondan sonra doldur üstünü. Üstünü tam dolduruyor. Sonra şöyle iki iki yapıyor. Biraz daha doldur. Biraz daha dolduruyor ağzına kadar. Beğenme. Ay çok tatlı. Ben bir de bunları şey yapmak istiyorum. O onları buna aktarmak istiyorum. Nasıl? O yeşilleri. Ha, durgun bitkilerini de ben sana aktardım. Daha bunu kasadan sıralayacağız. Nasıl? Camakanın içine. Sıralayacağım, sıraladıktan sonra dikeceğiz daha. Öyle mi? Tabii, ben bir sıralayayım, sıralarken de gör. Tamam, onu da bilir. Ben çiçekçi usulü sıralayayım. Anam gibi atatı veriyorlar. Ben düzenli sıralarım. Allah'ım. Çiçek tarafında çalıştım ama. Ya, ne güzel. Çeliklemeyi neyi de öğrendim de. Neden unuttum? Aşıyı ben biliyorum zaten. Ya, YouTube'da hepsinin videosu var. Göz aşısı, kalem aşısı öğrendim ben. Limon var mı? Şeyi araştırdın mı? O kestiğimiz dudu ağacına, mandalina ağacı falan işte. Yok yok, olmuyor. Dut şeygillerden, üzümgiller, üzüm oluyormuş asma. Heh, bak böyle daha iyi ya. Sen de iki tane yapıyorsun bence. Yüksek oluyor bana ya. Kuru halinde. Lila ne yapıyorsun sen? Orada durdu öyle ya. Köpekler böyle iş yaparken önüne yatmaya bayılıyorlar. Kaç orada. Bizim akıllı da öyleydi. Bak ben de seni bayılttım Lila. Yenge. Hı. Şeyi anlat. Neyi anlat? Spor maceranı anlat. Ay. Deynama'ya çok ters olan şey. Ne? Deynama. Yürümek ve spor. Isparta'da şey çalışırken kızlar hep şey sporda spor. Aklıma yatırdı. Bir yandan bizim çatlak Serap. He. Spora gidiyorum. Şöyle yapıyorum. Gazı verdiler bana, verdiler. Tamam dedim ben. Bir de gittim Allah'tan bir aylık yazılmış. Aylık mı? Ne kadar para verdim onu da hatırlamam. Şeyler de beni kaza getirdi. Çalışan kızlar neler. Onlar da yazıldı ha. Onlar da başka yere yazıldı. Anam. Zaten sabah 7'de kalkıyorum. 8'de işbaşı yapıyorum. Otel işinde 8 saat kavramım var. Akşama kadar ayağımın üstünde şey yapmıyorum. Oturmuyorum zaten. Devamlı servis. Ondan sonra akşam oluyor. Eve gidiyorum. Arabayla gidiyorum eve. Eve gidiyorum, yemek yiyorum, yemek hazırlıyorum, biraz yemek atıştırıyorum. Aç karnına nasıl gideyim ki spora? Ondan sonra arabaya biniyorum, spor salonda yakın ama işte arabayla gidiyor, terle sor bilmem ne. Neyse gidiyorum. Ana hoca beni alıyor. Ne yapacağım? İki tane kız, bir tane de erkek var da erkek erkeğe bakıyor, kızlar bize bakıyor. Hı. Ne yapacağım abla? Bisiklet. Yok hayır, yürüme bandı. Hı. Anam yarım saat beni bir yürüme bandında yürütüyor. Hı. O ayarlıyor. İn diyor, iniyorum. Ondan sonra bisiklet 15 dakika. Hı. Bisiklet gibi o ayarlıyor. Hı. Ondan iniyorum. Şu saplı bir şey var. Ne diyorlar ona? Air cross. Öyle bir şey, bir şey çeşitli bir şey ismi var. O. 15 dakika dondu. Hı. Hadi diyor 5 dakika dinlen. Hı. Su molasını ey ver. Ondan sonra alıyor beni şeylerine, bayanlarına. Odaya Allah canını almış. Kendi çubuk gibi dal gibi kız. Ayağı kaldırsan kaldırıyor. İndirse indiriyor. Bir böyle iki böyle. Eve gidiyorum. Artık pestilim çıkıyor. Duş alıyorum evde. Eve geliyorum ama kızı gördüğümde korkmaya başladım artık. Son işte bir ay şeyini buraya geldim gittim mi? Son kafaya koydum sporu bırakacağım. Çünkü bırak zayıflamayı ölüyor. İşten şey yapıyorum, çıkıyorum, oraya gidiyorum spor salonuna, bu sefer koşturuyorum, zaten sabahları kalkamaz oldum. Ya ayağım ağrıyor ya bir şey, her zaman kas gevşetici yapmayacağım. En son gittiğim işte, yine ben ne yapacağım dedim, o aynı şeyler, bütün aynı şeyleri yapıyorum spor salonunda. Sürekli, bütün, evet, öyle. İlk önce çünkü yağ yakmadan şeye, kas geliştirmeye geçirmiyorum. Neyse, ben kafaya da koydum ama bırakacağım.
Kaçmanın yollarına ver. Kıza da dedim, bak dedim, ben bugün hiç iyi değilim. İyi, ben seni iyi ederim abla diye. Yürü diye. Kız da tanıyor zaten otele gelip. Kaçış da yok. Kaçış da yok. Allah'ım yarabbim. Yani ben yine yürüdüm spor şeyinde, üstünde. Bisiklete de bindim, ettim. Yine kız beni, bizi geçirdi salon. Ayağı kaldır kaldır. Ben o kaldırıyor, beni görmüyor sanırım. Ne bileyim, karşıda ayna varmış, görüyormuş beni. O kaldırıyor, ben ayağımı şey yapıyorum, arkadan bağırıyor. Yeter abla kaldır. Kaçamıyorum. Kız, kaçamıyorum da. O kaldırıyor ya ayağı, ben kaldırmıyorum. Onu bekliyorum öyle sadece, elimi de böyle koyuyorum. O kaldırsın beni. Oysa beni görüyormuş aynadan. Ne bileyim. Ana, o da sinirlendi tabii. Ben kaldırmayınca geldi ayağımı tuttu. Kız havaya kaldırdı, indirmiyor. Kızım ayağımı indir. Soluk alamaz oldum. Bu sana ceza diye böyle tutacaksın dedim. Senin sana da dedim baştan. İndir ayağımı çabuk dedim ben. Ben bırak, ben istemiyorum. Belimden kopacak belli. Tamam dedim, ben sen git kaldıracağım. Baktım o arkaya çeşit bir hareket yapıyor. Kadınlar öyle yaparken ben yavaşça kalktım, imekleyerek imekleyerek. O görmeden çıktım imekleyerek. İmekleyerek kaçtım salondan. Kız görmesin diye. Yok, görse bırakmıyor. Hadi abla, ha gayret, ha gayret. Ha, gayret mi kalmış bir aydan beri? Ev hanımı değilsin diye. Hafta sonunda, haftada bir gündür iznin oluyor. Buradaki kadınlar genelde yazları otelde çalışıyor. Yazları otelde çalışıyor. Bu ya, buranın şey 6 ay otel. Gençler daha çok herhalde. Genç de şeyde, gençler restoran şey işlerinde ne şey olursa 6 ay çalışıyor. Bir burada değil, Marmaris'e falan giden, hani başka bölgelerde de giden oluyor. Yat da çalışanlar oluyor. Erkekler budama işi yapar. Ağaç budama, işte zeytin uğraşma. Herkesin ekibi var. Zeytin uğraşanlar. Kadınlar da yapabilir aslında da. Budamayı mı? Her şeyi. He, tabii canım, yapabilir gittikten ama sonra da. Buradakiler biraz asortik. Aynen, buradakiler. Pek tercih etmiyor. Bıkmışlar ki ya. Yıllardan beri yapmaktan adama yapıyorsun yapıyorsun, bir para kazanmıyorsun, şey yapmıyorsun. Zeytini görüyorsun kendin. Zor. Ne kadar çok zor toplaması, dibini açması zor. Bir, iki üç kuruşa şey, rezilliğine mi yanarsın, ona mı bakarsın? Yaptığımızı şöyle. Tabii. Ya bunu üretiyorsun, şey yapıyorsun, satmaya kalkıyorsun. Yeri geliyor, alıcısına pahalı geliyor ama eziyeti. Mesela ben pazara gittiğimde herkes pahalı diyor. Bana hiç pahalı gelmiyor. Evet. Çünkü tabii biliyorsun çünkü nasıl yapması zor. Evet. Kışın bu sene büyük olsun soba yapman gerekiyor. Öyle bir sistem kurmak gerekiyor. Hem emek hem para masrafı tabii var yani. Ha, biz tohuma falan para vermiyoruz. Hani kendimiz ektiğimiz biberler neyi, tohumun neyini alıyoruz. Hı hı. Atalım şeymiş, her şeyimiz var. Aynen. Tohuma neye para vermiyoruz, fideye ne, gübreye mübreye. Hı hı. Kendi emek verirsen para kazanırsın. Ama zor. Harbi zor. Çok zor ama bence de. Güzel canım. Yani o insanlar, buradaki insanlar yıllardan beri yapmış yapmış. Bıkmış. Evet, biz gerçi hasret. Oldu, he. Biz buraya geldik. He, toprağı yiyeceğiz neredeyse. Sen ye, siz ben görmek yemiyorum istemiyorum. Sen üçüncü katı çıktın. Ben daha birinci katı yeni bitirdim. Önemli değil. Alışırsın, elin alışır. Ya. Belki sen de çiçekçiliğinde çalıştın. O da zevkli. Biliyor musun? Ben Başkent Üniversitesi'nde çalışırken hep bahçıvanlara imreniyordum. Ne güzel diyordum ya, işleri böyle ha, çim sen biçiyorlar. Sen gel bizim ha, otelde ağaç. 50 derecenin altında çim biç de dilin gibi salla. Hayır ama Isparta başka. Benim dediğim Ankara'da çok şeydi. Ama olsun, şimdi kendi bahçemin bahçıvanıyım. Tabii canım. Güzel kendi şeyini küçük bahçede. Siz güzelce tertemiz olsun. Zamanında gelmiş. O da oturacak sofraya. Bak evet dedi. Gel aşkım. Canım benim. Çok uysal. Seviyorum, seviyorum. Kırkılması mı lazım? Kırkılması mı lazım? Vakti var, havanın biraz ısınması lazım. He. Şimdi kırparsak üşürler. Yıkamam evet lazım kırptıktan sonra. He. Şimdi beni kalmasın, kaşınmasın ya. Değil mi aşkım? Sen bana çık gel. Uşak kısım benim. Çapak olmuş, dur. Ye bakayım kızım, yeniyor mu? Ye bakayım kızım. Sen memişler ne durumda memişler? Bakayım bir. Daha bir şey yok. Daha var mı? Bak nasıl çöküyor, bak 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 bak. Pusuyor. Hadi kızım öleyim ya. Yaptığımız işleri göstereyim bari. He. Yaparken şarjım bitti. Böyle de bir YouTuber'ım işte. Şunlara bakın.
Yine gösteriyorum şu güzelliğe bak. Tablonun güzelliğine bakın. Şimdi size bugün bütün gün, yani bütün gün sayılmaz, 12'de başladık da. Yine de şu anda saat kaç? 5 mi 6 mı öyle bir şey. Tüpledik. Tüpleri doldurduk daha doğrusu. Dolunay'la İsmail de geldi. Şarjım bitmişti. Çekemedim onları. İsmail çekti. Şöyle. Bu yığın hala duruyor ama kasaları biraz doldurduk. Yeter yengemle uzun uzun sohbet etmiştik ama sohbetimiz yarım kaldı. Bakın bu yarım şey. Şu da neredeyse bitmek üzere olan kasa. Şuraya dizdik bitirdiğimiz kasaları. Bugün 2, 4, 6, 7 kasa yapmışız. Vallahi tünel gibi ya burası. Acayip. Bir de ses hafif yankı yapıyor, böyle garip bir ekosu var. Buraya dizilecek, bir de işte dikilecek mi ne onlar. Onları da göstereceğim. Şimdi akşam oldu. Garip haydos zamanı. Allah'ım şunların yatışa bak. Uzun. Büyümüş de yatıyormuş da öyle. Allah'ım ya. Aşırı tatlı. Oy. Bir de sesi var tiz böyle. Diye. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Herkülü çişe çıkarmıştım ama bir baktım bir tane kirpi var burada. Evet. Burada bir kirpi varmış. Öylece duruyormuş. Merhaba kirpicik. Nefes alışını görüyorum. Kendini saklamıyorsun da. Merhaba. Sana biraz daha yaklaşayım mı? Neden kaçmıyorsun? Ha? Orada da bir yaprak yürüyor. Vallahi yaprak yürüyor. Merhaba kirpicik. Selam. Merhaba. Tamam hadi gidiyorum ben. Sen takıl.